değil. Yani başbakan da böyle bir bizim beklediğimiz tip bir devlet adamlığı yok. Hepimiz tabii, bunu çok iyi biliyoruz. Anket yaptırmıştır. Nasıl ben buradan tabii, kazançlı yani karşı demiştim. Çıkan herkese hakaret eden bir kişi bir kere biliyorsunuz. Herkese aşağılayan, sen kimsin ya diye konuşmalar. Çiftçi ananın da al git. Unutmadık bunları. Ya öğrenciye söyledikleri, gazetecilere söyledikleri, heykeltıraşlara söyledikleri, tiyatroculara. Yani toplumun her kesimi, kendisi gibi düşünmeyen herkesi küçümseyen, aşağılayan, onlara hakaret eden bir başbakan tipi var. Ne yazık ki Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Yani böyle bir başbakan. Bunu söyleyelim. Yani insan tabii hiçbir zaman bir kıyaslama değil ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini o kadar iyi anlıyor ki. Yani tarihin de belki son dönemlerin dünyada yetişmiş en önemli devlet adamlarından birisi. Ne şanstır ki Türkiye'de oldu. Türkiye'de yetişti Atatürk. Yani Atatürk'ün kültür konusu biliyorsunuz başlı başına en çok ilgilendiği konular arasında. Kendi başına da değil hem okuyan hem de bütün bu konuyla ilgili insanları çevresine toplayan, onlarla tartışan bir kişi. Türk Dil Kurumu'nu biraz önce söylediniz çok güzel. Yani dilin, bu Türkçenin bu hale gelmesine çok büyük katkısı var. O Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, o dönemin arkeolojisi, tiyatrosu, klasik müziği, o dönemde evet, yurt dışı, tabii operası, balesi, o dönemde yurt dışına Atatürk'ün giden öğrencileri düşünün. Yani yapılmasını emrettiği alanlardan biri sanattır. Sanattır ve o bir, alanda insan gücü yetiştirilmesidir. Başkentin bir tiyatro ve opera tabii binasına kavuşturulmasıdır. Ve insan çok gücü öyle yetiştirilmesidir. Yani o dönemin cumhuriyeti, yani bugünkü gibi bir cumhuriyet de değil. Yurt daha fakir baktığınız yani zaman, savaşlardan çıkmış, insan gücünü kaybetmiş, sermaye stoku kalmamış bir ülkede. Ne yapmış? Hep yurt dışına göndermiş insanları okutmaya. Onlar gelmiş sonra bu ülkede hizmet etmişler. O yüzden ne kadar şey yapsak, borçlu olsak, hepsi ne kadar uğraşsak borcumuzu ödememiz çok güç gözüküyor. Yani Atatürk'e, Atatürk'le birlikte o dönemin yöneticilerine, İsmet İnönü'lere, Celal Bayar'lara, hepsine gerçekten çok şeyler borçluyuz. Tabii biraz önce siz de söylediniz. Yani sanatı ve sanatçı gerçekten de devletten destek almalı. Alıyor da dünyanın her tarafında. Bakın geçmiş dönemlerde ben Fransa'daki tartışmaları hatırlıyorum. Fransa'da biliyorsunuz Fransa kendi kültürünü korumak istiyor. Özellikle sinemasını, dilini korumak için. Mesela sinemalarında bir şey çıkarmıştı. Yönetmelik çıkarmıştı. Sinemalar belli bir oranda Fransız sineması, Fransa'da çekilmiş sinemaları oynatmak zorunda diye. Yani hem sinema sektörüne, tiyatro sektörüne destek veriyor hem de aynı zamanda oradaki bütün salonları zorluyor. Diyor ki sen artık sırf Amerikan filmi oynatamazsın. Diyelim %30, %40'ı Fransız filmi olmak zorunda. Yani kültüre destek veren insanlar onlar. Yani bir kültürün o dili korumakla, tiyatrosunu, sinemasını geliştirmekle olacağını ve bu alanda da o kültürel yetkinliğin sağlanabileceğini bilen insanlar. Ve Avrupalı devlet adamlarının en çok övündüğü noktalardan bir tanesi de sonrasında geriye kalıcı bir eser bırakmaktır ve çoğunlukla kültürle ilgili eserlerdir. Mesela François Mitterrand'ın, Fransa konuştuk biraz önce de, Mitterrand'ın en çok övündüğü şeylerden biri kendi adına kurulmuş olan, o baktığını onların döneminde yaptırmış olan kütüphanedir. Büyük konser salonlarıdır. Yani bunlarla övünürler Avrupalı devlet adamları. Çünkü gelir yönetirler ama aynı zamanda da kalıcı eser bırakmaktır ve kültür bir ulusun yaşayabilmesinin ve gelecekte de dünya kültürüne daha büyük katkılar sağlayabilmesinin en büyük parçası olduğunu bilirler. Ve bu doğrultuda hep kültürü, dili, tarihi, işte klasik müzik, bütün bu alanları desteklemişlerdir. Çok büyük destek vermişlerdir. Türkiye'nin de en kısa zamanda bu biraz önce de bahsettik, bu AKP anlayışından kurtulmasını ve hak ettiği devlet adamlarına, kültür adamlarına, devlet adamlarına kavuşmasını istiyoruz. Cumhuriyet i̇nşallah. Halk Partisi iktidarında bunun olacağını biliyoruz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına nasip olacaktır. Bize nasip olacak. Bilmiyorum fark ettiniz mi? 2 saatimizi yine doldurduk. Ama gündemimizdeki birçok konuyu da bugün gündeme getiremedik. Özellikle bu Rami Koç'un halkın yarısı vergi ödemiyor. Onu bir konuşmamız lazım. Önümüzdeki hafta herhalde değil mi? Vergi haftaya onu konusu tartışalım. Hakikaten Merkez önemli. Merkez Bankası'nın açıklamalarını konuşalım. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamaları vardı konuşmamız gereken. Yine vergi rekortmenleri listesi yayınlandı. İlk 500 siz var mısınız? Gelir vergisinde yayınlandı. Ben adımı vermedim. Fakat bu, baştan söylemiştim. Bu 500'de bu AKP döneminde zengin olan hiç kimse yok. Vergi vermiyorlar herhalde bunlar. Onu konuşmak istiyorum. Koç da onu söyledi herhalde. Herhalde ama onu doğrudan söyleyemiyor tabii. Net olarak söyleyemiyor. Başı belaya girmesin diye.
Bunlar önemli konulardı. Ondan sonra bazı kamuoyu anketleri vardı. Onların ekonomiyle ilgili bölümleri var. İnsanların endişeleri, önümüzdeki hafta onları getireyim tartışalım. Bir de Habertürk'te İsmet Özkul çok güzel bir yazısı vardı. İşsizliğin artmasını kim engelledi bilmiyorum. Dikkatinizi çekti mi? Temmuz-Ocak döneminde 825 bin kadın çalışmayı bırakarak ev işlerine dönerek iş gücünün dışına çıkmış. Ve iş gücü şeydeki istihdam rakamlarının çok önemli bir ögesi bu. Biraz önce kısaca en söyledik azından, ama %50 diye, %50 evet, altında diye, evet. Yani 1.9 puanlık bir fark söz konusu olmuş. Eğer bu rakamlar yani şu 825 bin kadını, tabii bunlar kağıt üzerinde yapılan işler. TÜİK 825 bin kadını Ocak Temmuz döneminde eve göndermiş kağıt üzerinde. Yani devreden çıkarmış, işsiz olmaktan çıkarmış. İş gücüne koymuyor, dahil etmiyor tabii onları. O yüzden de işsizlik düşüyor. Eğer böyle düşüyor olmasaydı işsizlik oranı %9.8 değil %11.7 olacaktı diyor. Ocak'ta %10.2 değil %12.1 olacaktı. Bir de çalışmaya hazır ama iş aramayan kesim. İş gücü, evet, iş bulabileceğine inanmadığı için, ümidi olmadığı için aramayanları da katarsak herhalde %15'lerin üzerine. Yani şunu söylemek istiyorum. Bürokrasi de bu dönemde anormal işler yapıyor. Yani bürokratlar siyasetçilerden daha fazla siyasetçi oldular. Halbuki bürokratın görevi devletini, o terbiye içerisinde devletini korumaktır, kollamaktır. Siyasetçi yanlış yapıyorsa uyarmaktır. Yani böyle anormallikler olur mu? Siyasi iktidar daha iyi görünsün diye her türlü yağcılık, yalakalık, yanlış iş, yanlış uygulama yapılıyor maalesef. Ben bu konuyla ilgili olarak bir önergede vermeyi düşünüyorum. Vakit bulamamıştım. Birlikte aslında olmasa değerlendiririz onu. Evet, çok değerli izleyenlerimiz, bu haftada programımızın ekonomide görünümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine güzel konularla inşallah birlikte oluruz. İstanbul Milletvekilimiz Müslüm Sarı, İzmir Milletvekilimiz Rahmi Aşkın Türeli ve ben Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu size iyi haftalar diliyoruz. Ekonomik yönden bol refah dolu bir hafta ve yıl diliyoruz. Haftayla olmaz, hafta kısa kalır. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Sizlerin ilave edecekleri iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.